Merhaba dostlarım, Ağır Mimar 7 bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Murat abi GF'nin evine gidiyoruz ki daha öncesinde Noğlu Ayağ'ın evine de gitmiştik. Onların evini gezmiştik. Sadece geziyor muyuz? Hayır. Yanımıza bu şekilde ufak hediyeler getiriyoruz. Ama bu hediyeler, Murat'a getirdiğimiz hediyeler o kadar da ufak değil. Siz de videonun ilerleyen kısımlarında bunların neden ufak olmadığını göreceksiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Murat'ın evine geçelim. Sen gelme. Sen gelme! Gelme! Bu kadar küçük mutfak olmaz. Benim boğaz gören manzaramı laf ediyor diye ki o boğaz değil. Ama tek bir sıkıntısı var buranın. Elle tutulur çok büyük bir işi yok. Bu nedir yahu canım dedik, böyle çok güzel koltuk falan böyle. Çok acayip bir adam teşkilat ya. Geldiğimiz noktaya bak. Sen benim hariç boğaz manzaramı nasıl laf ediyorsun lan? Kim o mu? Bekliyoruz. Hoş geldiniz. Evet, bilmeyenler için söylüyorum. Murat önceden Orkun'un çıktığı evde yaşıyordu. O evde Orkun'un eski eşyaları da vardı. Murat onları da kullanıyordu. Şu anda yepyeni bir eve taşımasına rağmen kendi aldığı, Orkun'dan aldığı ve işte şu anda burada kullandığı eşyalarla beraber topluma bir YouTuber evi yaptım. Evet. Değil mi? Sağdan soldan topladığımız, hatırası var diye de hala atmadığım saçma sapan ürünler çok fazla var evde. Bir tanesi şu masa mesela. Evet. Biz burada bir tane. Kim? O Orkun'un kardeşi. Onu da almış. Evet, şimdi Ömer eve geldi. Yani Ömer evi iyi yorumlayabilecek mi peki? Kendisi bir mimar. Baktığın zaman elle tutulur çok büyük bir işi yok. Bu kötü bir mimar olduğu anlamına gelmiyor. Her ne kadar benim evim olsa da parlak boyalarla. Ömer'in mimarlığında bir sıkıntı yok. Evi güzel şekilde yorumlar diye düşünüyorum. Salon takımı güzel. Bu arada Dominik'ten küllük aldım sana. Bunu kendin yapmışsın gibi bir hayal var ama hiç Dominik'ten gelmiş gibi de sulu boyayla yapmış. Republica Dominicana. Bunu bir tek Dominik'tekiler mi yazar? Dominicana. Nereden bileyim ben onun doğrusunu öyle olduğunu da yazayım. Neyse. İlk önce şundan başlayalım. Çünkü ben en eski bunu hatırlıyorum. Tabii. Ben Orkun'la eve taşındıktan sonra zaten belli bir maddi sıkıntım da oldu uzun süre. Evet. Hiçbir bok alamadım ben. Ondan sonra ilk bunu aldım. Televizyon seti. Televizyonun böyle şeyde duruyordu. İğrenç bir önceki televizyon ama. Evet, önceki televizyon. Evet. Kırılmayan televizyon. Kırılmayan televizyon. Boktan bir sehpanın üstünde duruyordu. Dedim yeter artık, ben güzel bir görüntü istiyorum. Bunu aldım. Böyle ışıklı mışıklı. 9 taksitli. O zamanın parası 4600 liraya aldım. Şu an kaç para? Şu an 8.5-9 gibi bir fiyata gördüm bunu yakınlarda. Çok pahalı. Değmez. 8.5-9 buna verilmez. Burada böyle cam bir vitrinimiz var hocam. Burada her türlü kötü alışkanlık. Çoğu bitik olduğu için içine su dolu. Bakma öyle şey olduğunu. Bu şey koleksiyon. Bu koleksiyon dersen artık. Yani koleksiyon başlangıcı galiba bu. Yani bak şu arkadaki su. Su Martini kötü diye içmedik. Hiç su olmadı. Üstte Rui Chenet'in şarap markası yakında şarap çıkardı. Markası. Kaliteli bir marka. Burada ışık vuruyor. Bakın aynalı, yansımalı, güzel bir şeyimiz var. Bu arada bak şu an bu gündüz olarak falan görünmüyor ama akşam burada Murat hani karanlık ortamda bu ışıkları yaktığı zaman sadece bunu yaktığı zaman gerçekten güzel. O ***'ın demen lazım. Burada bu ıvır zıvır bunların içi. Angarya'nın angaryası. Burada çocukluk fotoğraflarım var, açayım mı? Murat'ın meşhur fotoğrafı. Çok meşhurdur. Bu çok meşhur. Discord profil fotoğrafım, kimse inanmıyor. O yüzden o kişinin ben olduğum. Televizyon yeninin yenisi. Çok yeni. Reklam değil arkadaşlar. Evet evet. Bayağı para verdim. 7999,99 kuruş verdim. Burada 8... soundbar almışsın bir tane. Soundbar 3699,99. Soundbar'ında burada subwoofer var. Subwoofer dahil fiyata. Kafam kadar subwoofer almış. Yani bu şunun parçası gibi duruyor. Devamı gibi duruyor da değil yani. Direkt bir subwoofer yani. Ver bize bir performans yap. Müzik mi açayım? Güzel bir şey aç ama. Bunlara böyle güçlükle dolanacaksın. Görüntü de biz bu koltuğu bir tane markadan beğendik. Akıllıyız ya biz. Bu nedir yahu canım dedik, böyle çok güzel koltuk falan böyle. Sonra dedik ki bizim bir tane mobilyacımız var. Dedik bu abi bunu yapar. Abinin beyanı şu: ben bunu yapıyorum, o markaya satıyorum. Bunu zaten üretimini ben yapıyorum dedi. Biz dedik ki aa ne güzel. Kaça yaparsın? Dedi 3'te 1 fiyatına yaparım. Aa dedik harika. Şöyle bir sahne yaşandı. Koltuk buraya geldi. Oturuyorsun koltuğa. Şu ara var ya, oradan ayrılıyor. Böyle düşmeye başlıyorsun aşağı doğru. Bir yerden sonra koltuğun arasında kalıyorsun. İkincisi, buna kas tüyüydü. Bunun için tüy vardı. Ben bakıyorum. Bir tane kas tüyü var. Evet.
Mutfak zaten açık. Tabii. Salona dahil. Ama şey, kaplamaları falan güzel. Mutfakla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım arkadaşlar. Tek bir yorumda bulunabileceğim. Çok küçük bir mutfak. Harbiden g**çi kadar yani. Bu kadar küçük mutfak olmaz. Bir şey diyeyim. Önceki mutfak daha küçük değil miydi? Değildi hocam. Ya bak, tezgah yüz ölçümü olarak demiyorum. Kullanım alanı daha küçüktü. Kullanım alanı olarak daha büyüktü. Çünkü oradan getirdikler sığmadı buraya. Nasıl sığmadı yani. Oğlum? Sığmadı hocam. Sığmadı. Küçük mutfak, öyle bir problemim oldu. Geldim sığamadım falan. Burası ondan... biraz doluydu ben ilk geldiğimde. Tabii doluydu. Her şey buradaydı. Sonrasında nefes alacak yer yoktu. Ondan sonra şöyle bir şey yapıldı. Bunu sen sonradan yaptırdın buraya. Evet. Ama bütün mutfağı buraya koyabildin. O yüzden burada bir şey yer kalmadı yani. Evet, şimdi de mutfak boşaldı. Hiçbir şey yok. Bak. Aklını s**eyim. Bomboş. Bu masa kahverengiydi, bok gibiydi. Siyah boyadım ben bunu. Daha kötü oldu. Bence yerine uydu yani. Yok, güzel oldu ama kötü boyadım yani. Böyle kabarmaları falan var bazı yerlerinde. Kalitesiz boyadım ama o kahverengi ağaç halinden daha iyi. Ama tek bir sıkıntısı var buranın. Burada ışık sıkıntısı var. Tabii. Burada böyle bir problemimiz var. Taşındığım gün dedim ki Allah belanı versin. Dedim sana. Bana dedim nere ışık, tasarım, mimari, proje. Ben dedim şimdi ben 600 liraya kadar çıkarım dedim. 600 liraya kadar. Aynen. Tasarım, proje. Ürünlerin fiyatı dahil 600 liraya çıkarım yapıyorum dedim. Geliyor, monte ediliyor, total 600 lira. Yapmadın, etmedin. Düştüğüm ana bak. Bu ne? 5 aydır nerede bu ışıklar hocam? Yani 5 aydır bir ışık, Allah alt üstü ışık seçecek mimari gözüyle bakacak. Yok, bir ışık seçmedi. Süründürdü, sürekli laf etti. Onunla mı uğraşacağım? Şimdi işim var, işim var dedi, Valorant oynuyor. Kardeşim ben işte sırf bana bundan sonra laf etme diye ben gittim sana özel hediyeler aldım. Ne diyorsun? Dur getiriyorum. Işık! Hala ışık mı? O vuruştan sonra ışık mı hala? Hala ışık. Allah Allah. Ne evet. Işığı? Senin bu üste bir de şuraya koyman için gittim ışıklar aldım sana. İnce bir hareket. Teşekkür ederim. Evet. Çünkü sen bunu şey yapmasan ben asla her ne kadar rahatsız olsam da girmezdim yani bu işe. Üşenirdim. Evet, onu bildiğim. Sen bunu ne zaman aldın ki? Geçen gün uyuyordun, hatırlıyor musun? İşte o gün ben gizli gizli senin evin detaylı bir ölçüsünü aldım. Sonra doğru ofise geçtim. Dedim ki ben bu ışıklandırma işini çözerim. Ellerimi kürdettim ve bilgisayarı açtım. Aldığım ölçülerle RTX 3050 Ti'li 11. nesil i5 işlemcili 500 GB SSD'li Monster A5 V17.2 bilgisayarımda senin evi modellemeye başladım. Duvarları çizdim, mobilyaları koydum. Hatta Yiğit'in de dikkatini çekti. Hayırlı işler reis, kolay gelsin dedi. Abra A5'in Nvidia Studio sürücüleriyle RTX ekran kartının donanıma ek olarak yapay zeka hızlandıran tensör çekirdekleri sayesinde Unreal Engine'ın Twinmotion'unda ışıkları tasarladığım kaymak gibi bir render aldım. Hatta o da yetmedi. Üzerine bir de Premiere Pro'ya atıp bundan video yaparak çok kısa sürede 4K render elde ettim. Sonuçta 64 GB'a kadar RAM destekliyor alet. Dayadım da dayadım. O sırada Hatice geldi. Dedi kral ne iş, yine yolundasın. Dedim biz de böyle kardeş, atar atar gidere gider. Sonra tabii böyle bir garip bir an oluştu. Ne konuştuk lan biz diyerek işime devam ettim. Nvidia Broadcast ile webcam'deki görüntümü yeşil perdeye gerek kalmadan arka plandan ayırıp videoyu ekledim ve teker teker ofisteki herkese videoyu gösterdim. Yorumları aldım. Linkini aşağıya koydum. Şu anda da indirimde olan Monster Abra A5 V17.2'yi koluma taktım ve doğru alışverişe gittim. Işıkları seçtim, arabaya yükledim. Sonrasında şak diye buraya geldim. Yani ışıklar bu şekilde geldi kardeşim. Bak nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Garip. Şaşırtıcı bir hız. Bu arada altı böyle difüzörlü, böyle oturduğun zaman gözüne vurmuyor bu. Küçük nüanslar. Aynen öyle. Sallanması da hoş. Sorgu odası burada böyle. Ya diyorsun avradını s**tim, dün gece neredeydin diyorsun mesela. Ha, o da cevap mesela veriyor mecburen, sorgu işi olduğu için. Seni diyor. Böyle polisle suçlu arasında gereksiz muhabbet. Gerginlik. Tabii gerginlik yani. Çok güzel. Sadece bak şöyle dururken gözümü alıyor. O artık ona yapacak ona bir şey yok. Ona da durmayı verdi. Aynen yani o ışık koymamak lazım o zaman. Bak bir tane de oraya yaptım. Senin haberin yok tabii, görmedin sen. Nereye, ne yaptın ya? Gel gel. Gel. Hani bakayım ya? Gel. Bir tane de bu var bak. Bu bak. Çok iyi bak. Bak bu dimer. Bu olmuş. Sadece boyu biraz kısa değil mi sence de? Evet, burası da benim dükkanımın odasının bulunduğu Bishop odası. O nasıl cümle? Bence iyi oldu.
Evet, burası bir shop hocam. Biraz yankı var. Burada halı vardı, kalktı. Halıyla böyle git gel yaparken halı, biliyorsun, salondaki halı eski. Olmuyordu bu, o yüzden kalktı burada. Burada zaten şu anda senin normalde küçük odadaki gardırobun. Orkun'un gardırobu. Orkun'un, bu da mı Orkun? Orkun'un gardırobu. Orkun'un gardırobunu koymuşsun. Buraya bir tane çalışma masası koymuşsun. Evet. Burada üretim alanı var. Fabrika var şurada. Aynen, burası imalathane, atölye. Sokus diye böyle. Atölye var. Hazır yapılmış bir tane bardak. Yok, o soğutma bardağı. Burada sizin şeyler var. Kartvizitler. Kartvizitler, bak. Siparişlerini çekiyor. Bak bak. Teşekkürler. Bishop'tan bir şey alıyorsun. Bishop sana ne diyor? Teşekkürler. Teşekkürler. Bishopgf.com şu anda. Sana teşekkürler diyor. Kendi takipçilerimiz alıyorsa eğer, onu belirtiyorlar alırken, böyle bir kart geliyor. Paşaların paşası. Tabii. Ve bok poşetinde geliyorlar. Bok poşeti. Bok poşetini bilmeyenler varsa hemen kısaca açıklıyorum. Murat'a 6 yıl önce bok geldiği zaman bir poşette gelmişti. O poşet artık bok poşeti olarak kaldı. Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Başka derdin mi kalmadı? Bu ne? Ne lan, logar. Bunlar komutan asar, logar. Sarlıymış bu arada. Zaten hepsini kırıyorsun. Şey yapıyorum da. Adam olana çok bile. Evet. Ürünlere bak. Sipariş gelince direkt basıyoruz. Hazırda göndermiyoruz. Bunları nereden satın alabiliyorlardı? Bishopgf.com. Bishopgf.com. Bu da Bishop'un şey sloganı. Dünyalardan tiksiniyorum. Müşteri memnuniyeti, satıcı memnuniyeti. Şaka tabii, şöyle tabii. Şey. Dünyalardan tiksiniyorum. Tiksiniyorum. Bunun yanında bir tane tuvalet var. Şensu'nun tuvaleti. Evet, bu tuvaleti şu an görmüyorsunuz. Bu tuvaleti tek bir kişi kullanıyor. O da Şensu, gel. Bu. Tuvaletin kapağını biraz aç da ne kadar temiz olduğu görüyorsun. Bak, Alanya, bak. Kleopatra plajı gibi. Benzetmeye bak. İçi tertemiz. Hayvan tertemiz kuma sıçmıyor. Eve sıçıyor. Bak, böyle kumun, yanında sidik vardı, siz geleceksiniz diye sildik. Yenisini yapmamış Allah'a şükür. Her yere sıçıyor kum hariç. Veteriner arkadaşım diyor ki, üst kata diyor koymadığınız için diyor tuvalet protesto ediyor diyor. İki katta da tuvalet istiyor. Ben de diretiyorum, koymuyorum yukarı ama galiba pes edeceğim. Çünkü boku çıktı. Buyur Önder, sen buyur. Hocam. Hocam siz... Ben çıkayım. Bir tane daha adam var evin içerisinde, soruyor Murat'a bu kim diyor. Kim oğlum o? Yarım metrekare. Bak. Aynı anda giremiyoruz. Ben girdim, bitti. Ardiye bu kadar. Burada her türlü bilimum, meşrubat. Ne o? Nalbur. Küçük bir esnaf. Her şey var. Temizlik malzeme. Tam bir ardiye. Aynen. Olabilecek. Merdivenin altına zaten konumlandırılmış. Tabii. Böyle giderek küçülüyor. Murat da burada. Bizim hatta şeyimiz var. İlk buraya Murat taşınacağı zaman. Ben şu arkaya kadar gitmiştim ama şu anda öyle bir şey yapma şansım zaten yok. Buzlu ataydık. Niye kapatıyorsun? Hocam sıcak sıcak. Şimdi anladım çocuğu. Allah'ım, bir elini. Tamam. Bir saniye. Hocam. Gel ya. Burada. Evet. İki tane oda var. Biri burada. Yatak odası. Biri orada. Bu ne? Bu ne odası? Bu çift kapılı evim işte benim, Ermeni evim. Bu da senin çift kapılı evim mi? Aynen, çift kapılı benim, Ermeni evim. Biraz korunaklı galiba. Güvenlik önlüğü var benzerine. Ha, burası apartman koridor. Tabii koridorda da aslında yangın çıkışı. Hiç şey yok burada. Normal yerden girilmiyor. Girilmiyor. Ben çıkabiliyorum. Çıkış var. Giriş yok. Çok garip. Öyle. Çok garip. Burada bir tuvalet daha var galiba. Değil mi? Burada emmeli banyo. Ne demek lan o? Emmeli banyomuz var. Şeyli olan mı? Fanlı yani. Normal banyo yani. Emmeli memmeli bildiğin banyo işte. Duşa kabin. Burada da sıçarken kendini izlemen için yapılmış bir aynalı tasarım. Şimdi gelip görür müsün gerçekten? Sıçıyormuş gibi otur buraya abi. Bak ben oturuyorum. Ikın. Ikın şimdi. Hayır. Ikın bak. Hayır ya bu... Bu ben yaptım. Abi? Çok rahatsız oluyorsun. Kendinden rahatsız oluyorsun. Yalnız tek bir eksik var. İki tane banyo gezdik. Çamaşır makinesi yok. Paçam ya Allah aşkına. Burası möbleli bir ev yani. Lütfen. Bak. Bak bak bak. Bak. Görüyor musun? Bak 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 bak. Tasarım. Bak, sığma da kurutma. Arkayı kestik. Bunu koyduk, taşımadı. Bir de arka tarafı sığmadı. Kesmek durumunda kaldık. Su akıttı falan. Bayağı eziyet çektik. Yani.
Burası da işte Murat'ın o dediğimiz hani mini apartman şey konsantre, var ya. Konsantre salon dediği yer burası. Bak böyle. Böyle bir oda. Müthiş. Garip bir adam. Ben halledeceğim çünkü. Şeref. Yok sıkıntı yok sıkıntı. Çocuğun psikolojisini de bozdu eve gelince. Zaten sıkıntıdaydı. Kedi gibi bu. Strese giriyor. Sıçacak şimdi gittiği odanın kenara. Kumuna sıçmıyor. Şu benim 1,5 yıl boyunca üzerinde yattığım koltuk. Evet. Murat'ta kalırken üzerine yattığım yer. Bak, gör. Bunlar Murat'ın tabloları. Hatta bunların bir tanesi nerede o bak. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Bak bunu ben Noğlu Yaya'ya götürdüm. Aa geri getirmişsin. Aynısı, replikası bu. replikası. Aynen. Ben bunu sana hediye etmek isterim bu videonun hatırına. Aha diyorsun. Bunu hediye edeceğim ben sana. Senin evde ışıksız oda var ya bu işte. Ha ışığı bu olacak. Ha. Olur. Al. Tamam aldım. Böyle mi geziyorum bundan sonra? Bundan sonra böyle. Şeyden dolayı çekil şimdi doğru düzgün bakalım tablolara lütfen. Evet. Bakın hocam burada Walter Bishop'un müthiş bir sahnesi. İnanılmaz etkileyici bir sahnedeki replik. How I Met Your Mother finalde çekilen son fotoğraf. Bak Ted yaşlı. Ted yaşlı ama şu an daha yaşlı. Çok daha yaşlı. Ted burada dizide çok yaşlı olduğu zaman da makyajı var ama şu an çok daha yaşlı. Goran'ın efsane bir repliği, Kolpaçino'nun akıllara kazınan inanılmaz bir sahnesinin bak tam sigara ağzında adam vurmaya çalışıyor. Kral burada da hayatımın en mutlu günlerinden birinin fotoğrafı. Ne o günü açıkla bize. John Noble, Murat AGF yazıyor, evet. Gösteriyor. Video işte. Video çekiyor. Diyor bana şey diyor, san dedi bana videoda. Ne diyorsun sen? Ya da ben öyle duydum artık heyecandan bilmiyorum. Büyük gurur. Bu arada yani bu adamı bilmiyorsanız gerçekten büyük ayıp ediyorsunuz. Bakın. Bak. Murat'ın her şeyi bu adam. Bu da X-Drive koltuğum var. X-Drive'den özel gelen koltuklarım. Ondan sonra hocam... Ama bu arada Murat yani gerçekten bu setup'a girene kadar normal mutfak sandalyesinde çalışıyordu bütün videolarını. Bak bunda. Şundan halledeceğim. Bak. Görüyor musun bak delik. Hava alsın diye ama. Götün terlemesin diye ama niye terliyor? Masanın bu arada özelliğini göster. Bak bak. Bak bak bak. Pat bir şeyler kopuyor böyle. Şimdi ben bu masanın asıl amacını söylüyorum. Normalde bu masa oturarak ve ayakta çalışmak için. Ama Murat şu ana kadar bu masada ayakta çalışmış mı diye soruyorum. Hayır ya manyak mıyım ben ayakta çalışayım. İşte. Efendi gibi oturuyorum burada. Adam gibi oturuyor. Kendi sadece dirseğini dayayacağı şeyler ayarlıyor yani böyle şu an oldu olmadığı onu ayarlıyor. Bu perde bu arada akustik galiba değil mi? Kalın evet, bir şey çünkü. Akustik ve blackout değil ama blackout olacak şimdi bak. Bak. Camı kapatmak lazım hocam. Uğursuz herif. Ne oldu? Ne oldu? Cam kapanmıyor. Çek. Çek. Biraz zor mu gidiyor hocam? Çok ağır. Bak yankıyı aldı hemen fark ettin mi? Yankıyı aldı gerçekten aldı. Bu evde bayağı yankı var. Bu odada yankı vardı. Tablolar biraz azalttı. Ben şimdi bu odaya ilk girdiğimde ne dedim? Şöyle yaptı bak girdi. Burayı yalıtım. Burayı yalıtım. Başka hiçbir cümle kurmadı. Tek cümlesi bu. Murat da dedi ki ya ne alakası var ne gerek var filan dedi. Adam sonra buraya kaç bin lira? 9250 lira. 9250 liralık yalıtım yaptırdı. Şu an burada gördüğünüz duvar var ya bak şu duvar, asılan duvar. 13 santim daha ilerideydi. Şu an 13 santim bu tarafa alındı. İçi full yalıtım. Tavanın içine arkasına kadar. Yani burada da bir boşluk var. Bu boşluğun arkasına kadar. Bu duvar. Bu? Alçıpan. Yalıtım. Şuraya bakarsak zaten siyah olan taraf normal duvarım. Diğeri yalıtım olan kısım. Sıcak. Yani binada şöyle bir şey var. Hah. Yatak odasında klima var. Salonda klima var. Evet. Şapta klima yok. Burada yok. Takamıyorsun. Taktırmana izin vermiyorlar. İzin vermiyorlar. Yapmamışlar öyle bir sistem. Ne yapacaksın? Öleceğim mi burada? Ölüyorum ben işte burada. Portatif klima taktıracağım. diye bağıra bağıra su akıtacak. Su akıtacak değil mi? Su akıtacak. Böyle bir borusu olacak genişlikte. Onu da artık nereye vereceğim bilmiyorum artık giderini. Neyse o zaman son bir oda kaldı. Son bir oda yatak odası. Kaldı. Yatak odasına gel. Dur, bunun ışığı var. Ben biliyorum bunu. O öyle değil hocam, gel. Burada hocam. O ne biçim ışık şey lan? Böyle. Bak, galiba bir parçaydı bu, eksik parçası var galiba. Bu. Aynen, mutfaktaki gibi aynı. Çok iyi. Açılıyor falan. Çok güzel. İyi. Hocam, evet hocam. Yatak odası çok şık. Şıklık ötesi, boydan boya aynı. Şu siyahlar falan çok güzel olmuş. Siyahlar kim dedi acaba? Tamamen kendi tercihim benim. Bu eşyayı da boğmamışsın bu arada bak. Yani şu evet, dolap falan da çok güzel olmuş. Gömmeli dolap var. Gömmeli dolap olunca gerekte kalmıyor. Şifonyer eski evden geldi. Bu da Orkun'un. Bu seninki eskisi değil mi? Orkun'un. Orkun'un mu bu da? Aynen Orkun'un. Bir tanesi bunların yatak Orkun'un. Yastıklar Orkun'un. Bir tanesi Orkun'un, diğeri benim. Ha, sen ikiledin yani. Aynen, birdi ben şey iki yaptım. Şu arkadaki ayna şey mi? Dolap ayna mı? Orkun'un.
Nasıl yani? Yok, ayna benim de. Ayna dolap değil. Normal ayna. Ama bu formu falan da çok güzel. Zaten direkt yatak şeye bakıyor. Terasa bakıyor. Aynen. Ki terasının manzarası falan da çok güzel senin. Teras çok iyi ya. Terası seviyorum yani. Ne yapıyorsun? Oğlum ayısı. Başardım. Hayır, sadece böyleyken açılıyor zaten. Aygır. Lan indirme şunu. Hocam. İyisin. İyisin. Lan yürüyoruz evin içerisinde. Adam başka odada çıkıyor. Nasıl gittin oğlum sen oraya ben? Ya, anlam veremedim yani. İn midir, cin midir? Burada hocam böyle... teras küçük ama iyi teras... değerlendirmişsin. Küçük kadar teras. Bak, olaya bak. Aa, güzelmiş lan. Bu çok iyi. Şunun otur bir rahatlığına bak. Sıcacık olmuş bu. Oh. Çok rahat. Çok rahat. Müthiş, deli rahat. Bak. Burada kulüp dışı şeyimiz de var. İçeride içiyorsun, içiyorsun, demleniyorsun, geri gidiyorsun. Bu şey mi? Özel misafirler için. Tabii. O yüzden hiç kullanmamış. Tabii. Manzara falan güzelmiş oğlum sen. Manzara güzel, evet. Manzara hoş. Manzara güzel. Orada şey Beylikdüzü görünüyor işte. Beylikdüzü, ondan sonra şu arkasında... Şey, Çengelköy var arkada. Aynen, Asmalı Konağı görüyorum ben. Boğaza bakmadım. Hangi boğaz? Boğaz Göreği. Benim odadan da görünüyor boğaz. Haliç değil mi lan o? Aynı su. Ne alaka lan? Haliç lan o. Lan boğazın dibinde değil mi Haliç? Bu mu lan boğaz manzarası? Ya görünüyor a**ım, Haliç işte, Sultanahmet'i görüyoruz. Benim boğaz gören manzarama laf ediyor diye ki o boğaz değil. Sanki çok boğaz görmüş hayatında. Hayvan! Boğazda büyümüş sanki a**. Sen kimsin? Boğazda kürek çekiyor sanki, jet ski'ye biniyor sanki Acun gibi boğazda her gün. Benim boğaz manzara evim var dedi, beni çağırdı buraya. Geldiğimiz noktaya bak. Sen benim Haliç boğaz manzarama nasıl laf ediyorsun lan? Terasa çıkıyor, karşıdaki adam böyle izliyor bunu. Bir de benim şeyime laf ediyor. Evet, Murat abi GF'ye çok teşekkür ediyorum canım, evet. Arkadaşım, kardeşime. Evet. Evini bize açtığı için. Benim de onun evinde olan anılarımı kendi anılarında gerçekten bu evde de yaşatıyor. Aynı zamanda kendini de hem videolarda hem de yaşantı konusunda geliştiriyor. Ki biz de buna biraz katkıda bulunduk bugün. O zaman hiçbir zaman evsiz kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. Ağır Mimar'ın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Alkışlıyorum. Burada alkış oluyor. Alkış yaparken ben çıkıyorum. Alkışa. Terliği bırak yapalım. Terliği bıraktım. Hadi ben çıkıyorum. Bir kaçtım ben. Alkış devam. Alkışa devam. Alkış. İşte bizde de böyle oldu işte. Açsanıza. Benim ben getireceğini değil kim falan perişan oldu. Bak düşüyor adam orada. Bu yeni eve geldiğimde o Murat'ın işte yaptığı küçük minyatür eski dairesi şey var odası. İşte koltuk orada, işte bilgisayar sistemleri, aydınlatmaları ona göre yapmış. Aydınlatma değil de boyaları falan ona göre yapmış ben. Ya oraya gidince gerçekten bir böyle bir minik bir duygulanma. Hani o koltuğa gidip her yerden yatmak istiyorum şu anda yatağım olmasına rağmen. Çünkü hani biraz özlem dolmuş olabilir. Tabii Murat'la da bazen biraz özleşiyoruz ama o konuyu çok açmak istemiyorum. Arıyor beni falan böyle şey yapıyor. Özledim diye falan. Yarım baş soğan onu da yemiş. Ne yaptın lan sonra? Kuru kuru soğan mı ısırdın? Yok, nerede bu soğan? Daha bitmedi. Mısır püskülüne kadar yemiş mısırı. Bir tane video yapacağım, yapamamıştım. Bakın. Sinirlenmiştim videoda. Laf sokacak şey çok. Işık konusunda bakalım. Burada geldiğim zaman kendimi gerçekten sıcak bir ortamda hissediyorum. Aynı zamanda Murat'ın da gerçekten hak ettiği bir yer olduğunu düşünüyorum. Sevgili dostumu da burada destekliyorum. Canımsın. Yatak odası böyle normal RD gibi kullanıyordu. Ama... Ha, bu mu düştü? Daha içmeyecektik ya.